Hakkari Yüksekova'da şehit düşen piyade uzman çavuş Zekeriya Zencirli'nin acı haberi Antalya'yı yasa boğdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan dolayısıyla yaptığı bütün etkinlikleri 2 gün boyunca iptal ederken şehidin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuttu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman çavuş Zekeriya Zincirli'nin acı haberi tüm Antalya halkını yasa boğdu. Alanyalı şehidin acı haber üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla her akşam Karalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamındaki konser programlarına ara verildi. 14 Mayıs Salı akşamı gerçekleştirilmesi planlanan Yozgatlılar Gecesi şehit haberi üzerine iptal edildi. Tekeli Mehmet Paşa Camii, İmam Hatibi Selim Seyyar ve Köksal Akpınar bütün akşam şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan piyade uzman çavuş Zekeriya Zincirli'nin naaşı askeri uçakla dün akşam saatlerinde Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na getirildi. Askeri törenle helallik için şehit annesinin evine götürülen şehit Zincirli'nin naaşı daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından şehit için mezarlık yanındaki alanda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Antalya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileriyle askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Tören alanındaki şehidin naaşının yanına gelen baba Hamza Zencirli, annesi Leyla Çelik ile kardeşleri Kamuran, Armağan, Yusuf ve Mustafa Zencirli ağıt yakarak gözyaşı döktü. Anne Leyla Çelik, şehit oğlunun tabutunun başında en son pazar günü görüştüklerini belirterek fenalık geçirdi. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören alanına toplanan kalabalığın omuzlarında taşınan şehidin naaşı, aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.